31 Mart 2024 tarihinde seçilmiş bir belediye başkanı düşündünüz. PKK, KCK terör yapılanmasının üst düzey yöneticisi olarak görev alsın. Örgüt nam ve hesabına sözde sorgulamalar yapıp, sözde vergiler toplasın, terörist cenazeleri ve benzeri eylemleri organize ederek halka katılımlarını sağlamak amacıyla baskı yapsın, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit etsin, küçük yaştaki çocukları kandırarak terörist sevk ve devşirme zincirinin tam göbeğinde yer alsın, Mehmetlerimize, polislerimize, koruyucularımıza ve sivil vatandaşlarımıza eylem amacıyla dağdan şehre inmiş hainleri evinde barındırsın. Kısaca özetlediğim bu belediye başkanı modeline birebir uyan Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmış Hakkari Valimiz belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanlığımız hukuk sınırları dahilinde devreye girmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükmü şahsiyetini, egemenlik haklarını amasız, fakatsız muhafaza etmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Bir teröristin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesi, evvel emirde demokrasiye kastetmek, hukuku işlevsiz hale sokmak niyetiyle arkasından dolanmak, devlet ile yöre halkını karşı karşıya getirmenin hazırlığını yapmaktır. Silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren ve hakkındaki kararın açıklanması an meselesi olan bir PKK'nın seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Halkın idaresine kent vuran, hukuka kara çalmak için teşebbüs içinde olan bayraksızlar bellidir. Demokrasi ve özgürlük istismarıyla Türk ve Türkiye düşmanlığında söz kesen hainler bellidir. Kayyuma karşı sözleriyle bölücü terör örgütüne açık veya gizli hizmet eden, destek veren kimlik ve kişilik yoksunları bellidir. Ama hepsinden daha belli ve daha bilinir olan da Türk devletinin ve Türk milletinin mukadder gücü, yılanın başını ezen demir yumruğudur. PKK'lı sözde Hakkari Belediye Başkanı'nın kirli yakasından nasıl tutulmuşsa, İnanıyorum ki diğer kanun ve ahlak kaçkını sözde belediye başkanlarının ve milletvekillerinin de yakalarından öyle tutulacaktır. Türkiye, Muz Cumhuriyeti, kabile devleti, işgal ülkesi değildir. Yanılıp yenilip aksini düşünenlere bu vatanın suyu da, havası da, ekmeği de boğazlarına dizilecek, burunlarından fitil fitil getirilecektir. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti hayalini kuranların hevesleri sadece kursaklarında bırakılmakla kalmayacak, Türk milletinin kudretini topu birden en ağır şekilde göreceklerdir. Türkiye'yi önce hırpalayıp, sonra yorup ve yıldırıp, ardından da bölgesel ve küresel dayatmalarla bölünmesini planlayanlar unutmasınlar ki, Türk milletine kahraman bitmez, şehitler tepesi boş beklemez, gaziler kervanının arkası hiçbir zaman kesilmez. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'de terörist belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz. Sözde kayyum edebiyatı yapanlar önce bölücü terör örgütü PKK'ya nasıl baktıklarını, onun siyasi aparatı deme nasıl yaklaştıklarını netliğe kavuşturmakla mükelleftir. Bir PKK'lının adli ve idari manada tecrih edilmesine
kim karşı çıkıyorsa, kimler halk iradesinin ve demokrasinin tanımadığını ileri sürüyorsa, onları iyi tanıyınız, beşinci kol faaliyeti içinde nasıl zehir döktüklerini, ihanetin seyri seferine nasıl çıktıklarını açıkça göreceksiniz. Şimdi gerçek emellerini maskeleyerek normalleşme ve yumuşama sözlerini tedavüle sokan demlenmiş CHP'ye sormak isterim. Bizim hangi konuda yumuşak huylu olmamızı bekliyorsunuz? Bölünme ve ayrılmada mı? Bin yıllık kardeşliğimizi bozmada mı? Nasıl bir uzlaşma ve normalleşme vasatı kafanızdan geçiriyorsunuz? Devletimizin nasıl parçalanacağını mı? Vatan topraklarımızın nasıl taksim edileceğini mi? Yumuşayarak ve normalleşerek hangi karara varacaksınız? Şehitlerimize nasıl ihanet edeceğinize mi? Gazilerimizin bir kez daha nasıl yaralayacağınıza mı? Kahramanların hatıralarını nasıl ayaklar altına alacağınızı mı? Terörist Demirtaş ve Demle övgüler yağdıranlar, sorarım hepinize, maksadınız bunlardan hangisidir? Bize ne anlatmak istiyorsunuz? Bunların hangisini tartışıp hangisinde yumuşayalım? Bunların hangisini normal görüp hangisine seyirci kalalım? Allah esirgesin, söz gelimi sizin telkinlerinize kapıldık veya aldandık diyelim. Peki aziz ecdadımıza ne diyeceğiz? Ne anlatacağız? Nasıl bir bahaneye sığınacağız?